Kur'an-ı Kerim 23 yıllık nüzul sürecinde özelde ilk muhatapları olan Arapların, genelde de tüm insanların, hatta bunlarla beraber tüm cinlerin eksik, yanlış ve hurafelerle bozulmuş olan inançlarını tenkit etmekten ve doğru olanı da Peygamber Efendimiz aracılığıyla anlatmaktan geri durmamıştır. Mekke müşriklerinin Hazreti İbrahim ile başlayan Hanif dininin tevhid akidesini bozan hurafe karışık inançlarından birisi de Allah'ın çocukları diyerek kutlaştırdıkları ve yarı tanrı yerine koydukları cin inançlarıydı. Kur'an bu hurafe ürünü yanlış inançlarını düzeltmiş ve cinlerin sahip oldukları vasıfları doğru bir şekilde beyan etmiştir. Ayrıca Araplar genel olarak ruhanilere el cin, insanlarla beraber evlerde bulunanlara amir, çocuklara musallat olanlara erbah, çok kuvvetli olanlara ifrit, çirkin ve kötü şeyler yapanlara şeytan, şeytanlıktan aşırı gidenlere marit ve temiz, güzel ve hayırlı işler yapanlara da melek demiştir. Bu film hikayesi yaşanmış gerçek olaylardan alınmıştır. Sabah yola çıktık, gece oldu. Burası nasıl bir yer böyle? Resmen Kerbela. Ben ne yapayım? Burayı bulana kadar akla karayı seçtim. Tabela yok, bir şey yok. Cami de yok. Müslüman köyü değil mi burası? Oğlum, anneannenin gavurla ne işi olur? Salak salak konuşma. Kızın evi neresi? Bilmiyorum ki abla. Şu evlerden birisine soralım bakalım. Yeğenim, Kumburgaz Zamur Oteli neresi? Oğlum, anladın mı beni? Babanı çağırır mısın? Allah Allah, anlamadı herhalde. Selamünaleyküm. Kim arıyorsunuz? Rahatsız ettiysek kusura bakmayın. Kumburgaz Zımırat'ın evini arıyoruz. Baban evde mi? Bu köyde de kapıyı açınca konuşmamak adet herhalde. Biz de sizi bekliyoruz. Hiç olmazsa elektrik var. Müsaadenizle telefonumu düşürmüşüm herhalde. Hemen alıp geliyorum.
far ne oldu oğlum? Çocuk. Oğlum ne oldu? Çocuk. Çocuğu öldürüyorlar. Nerede? Hangi? Orada. Canım bak. Bu ev mi? Çocuk burada. Nasıl olur? Az önce birisi boyuyordu bu çocuğu. Çocuğa bir şey olmamış. Sapasağlam biri. Eminim hayal olmadığına. Çocuk burada. Delikanlı yanlış görmüş. Hadi gidelim. Hayırdır inşallah? Bir şey mi oldu? Meraklanacak bir şey yok abla. Gaffar yol yorgunluğunda olmayan şeyler görüyor. Sen iyi misin oğlum? Boşuna telefonla uğraşma. Burada telefon çekmez. Köyün arkasında Hammaşeri Tepesi vardı. Oraya 3 sefer istasyon kurdular. 3'ü de yıkıldı. Bir daha da uğraşmadılar. Araba yok. Cami yok. Telefon çekmiyor. Nasıl bir yere geldik anlamadım ki. Ayakta kaldınız. Oturun kızım. Bizim adetlerimize göre kadın kısmı konuşmaz. Onların dilleri erleridir. Neden şaşırmadım acaba? Kızımızı görebilir miyiz? Görün. Yan odada. Oğlum biz neden göremiyoruz kızı? O zaman sözü daha fazla uzatmaya gerek yok. Bizim babamız yok. Üstelerce öldü. Yani sizin anlayacağınız bu işleri ben devraldım. Kızınızı oğlunuza istiyoruz. Diyeceklerime kulak verin. Düğün köyde yapılacak. Düğüne köy ailesi katılacak. Yanınızda kimseyi getirmeyin. Dördünüz gelin. Düğünü yapın. Gerdeğe köyde girilecek. Sabah alır kızı gidersiniz. Diyeceklerim bu kadar. Şimdi gidin. İki çarşamba sonra gelin. İki hafta sonra tekrar görüşürüz. O zaman bize müsaade. İyi akşamlar. Dayı siz bekleyin, ben hemen geleceğim. Deli misin oğlum? Daha kaç saat yolumuz var. Tepeyi merak ettim. Hadi hadi çabuk ol. Sakın geç kalma. Hay Allah. Yere ters ters bakıyorsunuz. Betim benzin atmış. Ne oldu sana? Tepeye çıkarken yoruldum biraz. Anne, biraz kızdan bahsetsene. Beğendiniz mi? Ben böyle güzellik ne gördüm ne duydum. Benim en büyük isteğim senin evlenip mutlu olman. Sana da dayınınki gibi bir gelin bulalım mı? Ha? Bu insanların evinin duvarlarında domuz kafası asılı. Sence bu durum normal mi? Onların adetleri öyle herhalde. Dayın mutlu olsun. Gelin iyi olsun, varsın duvarların da domuz kafası asılı olsun.
Tamam. Neden durduk? Şurada bir çoban gördüm. Kumburgazlıları soracağım. Buranın yerlisi ise bilir. Ne gerek var gece gece? Bırak bırak sorsun. Mehmet, geç şunun peşinden. Yoksa abuk sabuk konuşacak. Selamünaleyküm emmi. Gece vakti kusuruma bakma. Bir şey soracaktım. Şu gerideki köyden geliyoruz. Kumburgazlı Murat'ın kızını istedik de. Nasıl ailelerdir bilir misin? Onlar dışarıya kız vermez. Zinhar alamazsınız oradan. Nasıl yani? Onlar yalnızca birbirlerine evlenirler. Nasıl? Nasıl size kız verirler? O zaman siz de onlardansınız. Benden uzak durun. Defolun gidin. Onlardansınız. Defolun gidin. Tövbe tövbe. Deli midir nedir? Yürü hadi yürü. Siz onlardansınız. Defolun gidin. Onlardansınız. Onlardansınız. Benden uzak durun. Neden öyle bağıra bağıra gitti o çoban? Bir şey olduğu yok ya deli işte. Ya da bildiği bir şeyler var. Nerede kaldınız? Saat kaç oldu? Çok umurundaydı sanki. İyi geceler. Hastalıktan değildi. Onlar sapkındı. Hastalık diğerlerinin uydurması. Kaçanlar da kurtuldum sanmasın. Er ya da geç onları da bulacaktır bu bela. Kumburgazlı ailesinin hüküm sürdüğü Hammat köyünde yüzü aşkın kişinin aynı anda ölümü halkı korkuttu. Köy tahliye edildi. Selamünaleyküm. Aleykümselam evlat. Hayırdır, bir soluklan hele. Dayı, buralarda senden başka keçi güden çoban var mıdır? Yok, buraların tek keçi güden çobanı benim. Hayırdır, ne oldu? Ama dün gece başka bir çoban vardı burada bu sürüyü güden. Ah evlat ah, hiç sorma başıma gelenleri. Her gece bu keçileri ahıra sokar, sabahına gelir buradan toplarım. Nasıl yani? Bak şu tepeyi görür müsün? Doğma büyüme buralıyım ben. Ama neler olduğunu ben de anlamadım. Buranın hırsızı da senin gibi yabancısı da pek fazla olmaz. Dayı, şu geride bir köy vardı. Hammat mıydı neydi? Oradan bir kız istedik. Ama köy bana biraz tuhaf geldi. Kumburgazlı Murat'ın kızı mıymış neymiş? Ne? Sen nelere bulaştın evlat? Bak benim köyüme git, kahveye git. Hocayı sor, senin derdinin tek çaresi o hocadır. Var git evlat yoluna. Gün çökmeden var git.
zitu heybete kudrete luk. Ey kudretimizin hizmetkarları, vakit yakın, zafer bizim, zafer bizim. Zafer bizim. Elden ayaktan düşüp bana muhtaç olmasını istiyorum. Bu yola girerseniz siz de çevreniz de helak olacak. Göze alıyor musunuz? Emin misiniz? Eminiz. Hayırdır evlat? Bir sorun mu var? Bir anda çıkınca korkuttun beni dayı. Anlamadım, bir anda durdu. Arızası da yoktu halbuki. Arabaya geç. Çalıştır bakalım. Tamam. Yok da nereye gitti bu adam ya? Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam. Köyünüzün hocasını arıyorum da nerede bulabilirim biliyor musun? Hoca bu saatte evdedir. Gel ben seni götüreyim. Bu da sana emanet. Oğlum. Ben çok yoruldum. Bak şurası. Hadi bana eyvallah. Teşekkür ederim. Selamun aleyküm hocam. Müsaade var mı? Kimsiniz? Ben Gaffar hocam. Bir maruzatım vardı. Buyur Aslı. Hoş gelmişsin. Hoş buldum. Uzun yoldan gelmişsin. Hele bir su iç de. Rahatla. Teşekkür ederim. Anlat bakalım. Ne derdin vardır senin? Hocam nereden başlayacağımı bilmiyorum. Ama gördüklerim ve yaşadıklarım beni korkutuyor. Bana sizin yardım edebileceğinizi söylediler. Estağfurullah. Allah yardım eder sana. Hoş gelmişsiniz. Hocam misafirimize yiyecek bir şeyler hazırlayayım mı? Yok sağ olun, gerek yok. İşimiz uzundur. Hele sen hazırla hadi. Zahmet vermeseydim.
Zahmet mi olurmuş, sen Allah misafirisin. Hazırlıyorum şimdi hocam. Anlat bakalım, nedir seni korkutan? Hocam aşağı köyden. Kumburgazlı Murat'ı tanır mısınız? Kumburgazlı Murat... tanımaz mıyım? Elhamdülillah, şükür ya Rabbim. Afiyet olsun. Çok büyük bir belaya bulaşmışsın oğlum. Geçmişten yakana yapışmış. Bu basit bir büyü değil. Kara büyü. Düğüm. Hocam ne büyüsü? Ne diyorsun sen? O düğüne gidilecek. Hocam ben buraya yardım istemeye, derdime derman bulmaya geldim. Siz bana belanın içine gireceksiniz diyorsunuz. Şimdi bu büyüyü yapanları bulacaksın. Kim neden yapsın? Hocam o köyde ne var? O köye Allah'ın hiçbir meleği uğramaz. Ve o köyde ticaret yapılmaz. O köyden kız istenmez. O köyden su içilmez. O köyün adı bile anılmaz. Peki o çoban? Çoban. Çoban kalbi temiz ve saf bir kişi. O köydeki cine uyanların hepsini yaktı. Fakat hepsinin öldüğünü zannediyordu. Ama ayakta kalanlar çobanın peşine düştüler. Ve çobanı yok ettiler. Nasıl olur? Benim gördüğüm, konuştuğum neydi? Şimdi eve gidiyorsun. Ve bu olaydan hiç kimseye bahsetmiyorsun. Eğer bahsettiğin kişiler çoğaldıkça zarar daha da büyüyecek. Ailemin tuhaf davranışları. Bu yüzden mi? Hepsi büyülenmiş durumdalar. Hepsi etki altında kalmış durumdalar büyüden. Ama bir tek sen hariç. Ben nasıl kurtuldum? Senin ismin Gaffar. Allah'ın 99 isminden biri. Ve nispet edenleri bağışlayan demek. Şimdi anlıyorum. Şimdi o düğüne gideceksiniz. Ve ailen öyle büyülenmiş durumda ki altından arabalarını alsan yürüyerek giderler. Düğünde aklın almayacağı olaylarla karşılaşacaksın. Hazır ol. Hocam saat geç oldu. Ben artık gideyim. Kal sağlıcakla. Allah senin yardımcın olsun. Allah razı olsun hocam. Gaffar. Gaffar, sen misin? Neden geldiğini haber vermedin?
Fidan! Fidan! Ne yapıyorsun kızım bu saatte dışarıda? Ne yapacağız orada kızım? Gelsene buraya. Tövbe bismillah. Fidan! Nereye gidiyorsun kızım? Gelsene buraya. Fidan! Efendim? Yok. Açmıyor. Nereye gidip duruyor bu çocuk böyle? Sen de amma ilgisizsin. Kızım çocuk dediğin adam 25 yaşında. Eşek kadar oldu. Düğüne de bir şey kalmadı. Bir ihtiyaçları var mı soramadık. Ya Allah aşkına ya. Görücü usulü mü kaldı kızım? Ya bırakın Mehmet'i. Ne istiyorsa onu yapsın adam. Sen Mehmet'i düşünme. Kendi oğlunla ilgilen. Nerede kaldı bu saate kadar? Allah aşkına ya. Ya bir bırakın adamı. Bir düşünsün çocuk ya. Ya her şey anlamadığım şekilde hızlı gelişiyor zaten. Kızım acele işe şeytan karışır. Bu düğün olacak. Ulan tövbe tövbe. Hı. Geldi seninki. Oralar ortadan fazla kayboluyorsun. Dolanıyordum. Yarın Mehmet dayını alıp köye gidiyorsun. Bir ihtiyaçları var mı sorup geleceksin. Daha yeni geldik ya. Onların bize dönmesini bekleyelim. Bir şey isteselerdi söylerlerdi zaten. Kes sesini. Ne zamandan beri bana cevap verir oldun? Siz bilirsiniz. Açılacak. Size çok kötü şeyler yapacaklar. Bak, bak sesleniyorlar. Bak sesleniyorlar, geliyorlar. Sesi duyuyor musunuz? Sizi almaya geliyorlar. Sizi almaya geliyorlar. Gitmeyin. O eve gitmeyin. Gitmeyin. O eve gitmeyin. Gece midir nedir yürü. Ne işiniz var burada? Geçen defa tam konuşamadık da düğünden önce bir isteğiniz var mı diye sormaya geldik. Dünya malı sizde kalsın. Siz gelin kafi. Ya olur mu öyle? İki çarşambaya kadar gelmeyin. Diyeceklerim bu kadar. Murat amca bizi içeri davet etmeyecek misin? Misafirlerim var içeride. Neyse geçin. Biz de köy ailesiyle düğün hazırlıklarını konuşuyorduk. Var mıdır ailemizden bir isteği? Tüm ihtiyaçları biz karşılayacağız. Artık geç oldu, biz gidelim. Dayı. Dayı ne yapıyorsun? Biz gidelim. İyi akşamlar. Nereye gidiyorsun ya? Çobana soracağım birkaç şey var. Selamünaleyküm emin. Niye öyle bakıyorsun dayıma? Büyülenmiş. Biliyorum. Beni mazur gör evlat. Ömrüm dağlarda geçti. Görmemem gereken şeyler yeterince gördüm. Kal sağlıcakla. Dur ben de geliyorum. Gel tabii yeğenim.
Bu ne? Bu ne halin anne? Hoş geldiniz. Bir istekleri var mıymış? Yokmuş. Anneanne bu evin hali ne böyle? Ne varmış evin halinde? Her yer her yerde. Neyse ben. Ben bu işin içinden nasıl çıkacağım? Allah'ım sen yardım et bana. Anneanne. Neden öyle bakıyorsun bize? Yok bir şey. Anneanne. Bu kızı sana kim buldu? Onları hiç sevmedin değil mi? Düşüncelerin hiç hoşuma gitmiyor. Git bu evden. Anneanne. Çek git bu evden. Dediler, bir ihtiyaçları var mıymış? Hayır. Çarşamba günü bizi bekliyorlar. Anne, bu kızı size kim buldu? Nara. Açsan dolaptan bir şeyler ye. Annen yemek yapmamış bugün. Baba. Efendim? Oğlum, ben anneni tanıdığımdan beri bir garip zaten. Oh, ben yatıyorum. Size iyi geceler. Kabus gördüm. Hadi kalk. Gidin yatın. Hadi kalk ben seni getireyim. Eda? Eda, uyumadın mı sen daha? Eda. Abla, iyi misin Eda? Abla, iyi misin? Abla, kendine gel. Abla. Abla. Eda. İyi misin ablacığım sen? Eda, iyi misin ablacığım sen? Hayır. Hayır, dokunmayın ona. Hayır. Dokunma sakın ona, defol. Bırak. Dokunma sakın. Selamünaleyküm.
saat var. Seni bekliyorum. Biraz erken gel. Ailem gözümün önünde yok olup gidiyor. Peki, bize bu büyüyü yapanı buldun mu? Şimdi sana soğuk bir suyu denize dökeceksin. Sonra soracaksın ona. Neden diyeceksin. Neden? Hiç merak etme. Sana her şeyi dökecek. Anladın mı beni? Hadi. Bunları yaptıktan sonra konuş. Hadi kalma. Neden döndün? Abla, bu sıradan bir şey olmaktan çıktı. Hiç iyi değil, korkuyorum. Neyden korkuyorsun? Sizi görmeye başladım abla. Bak, gördün mü? Ülke dışına çıkmak işe yaramıyormuş, değil mi? Hala inanmıyorsun değil mi bana? Size zarar vermelerinden korkuyorum diyorum. Bir şey var, daha fazla anlatamam. Abla, ne olur inan bana. Bana bak! Sen bana bak! Size zarar vermelerinden korkuyorum diyorum. Başınız büyük bir belada olabilir abla. Yalvarıyorum sana, ne olur. Hoş geldin. Teyze. Gaffar. Seni gördüğüme ne kadar sevindiğimi anlatamam. Nasılsın? İyisin değil mi? İyiyim. İyiyim de. 9 yıl sonra bir anda karşımda görünce şaşırdım. Neden şaşırdın? O senin teyzen. İçimden bir ses burada olmam gerektiğini söyledi. Fena mı etmişim? Olur mu öyle şey? Ben de seni gördüğüme sevindim. Senin işlerin yok muydu? Hallettim. Anne, sana bir şey soracağım. Sor bakalım. Nara yengemin annesinin ismi neydi? Nara yengeni arayıp sor. Esila. Annesinin adı bu. Sağ ol teyze. Benim odada işlerim var. Halledip geleyim. Görüşürüz. Rahatına bak canım. Abla, ne olur. Yalvarıyorum, dinle beni abla, abla! Alo. Nubi lisanı cüzi cürim. Kurbi sezine cüzi bir halke helak. Neden? Senin ailen bana büyü yaptı. Ama yanlış kayaya çarptılar. O da, çocukları da bana yaşattıklarını fazlasıyla yaşayacaklar. Bir tanesi zaten yaşıyor. Eninde sonunda hepsi yaşayacak. Onları öyle bir yere yolladık ki varlıklarını unutup benliklerini yitirecekler. Akıllarını kaybedip ruhlarını ona teslim edecekler. Teyzeciğim, ben ne olur beni affet. Benim suçum yok. Ben bağışlandım, arındım. Ama bu saatten sonra daha fazla yardıma ihtiyacın olacak. Tepeye gidince hocayı takip et. O sana yardım edecektir. Tamam teyze, sağ ol. Git şimdi. Thank you.
Hocam? Hocam benim Gaffar. Hocam? 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 Hocam, benim Gaffar. Al! Var evladım. Ne yapıyorsun? Ha? Ben dikkat et demedim mi sana? Bana bak. Bu ipin ucunu tutuyorsun. Ve asla bırakmıyorsun oğlum. Anladın mı beni? Anladım hocam. Hadi. Şimdi beni takip et. Sakın. Sakın çemberden çıkayım deme. Anladın mı beni? Beni iyi dinle. Ben ne yaparsam yapayım. Eğer beni etkileri altına alırsa bile... Sen buradan çıkmayacaksın. İpin ucunu sağlam tut. Duyuyorum. Geliyorlar. Sakın bakma. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hala sakın bakma. Sakın bakma. Aman Allah'ım. La havle ve la kuvvete illa billahi lazim. La Allah. Ya Allah! Ya havle ve la kuvvete illa billahi lazim! La havle ve la kuvvete illa billahi lazim! Ya Allah! Ya Rahim! Ya Allah! Ya Allah! Onlara uyma! Onlara uyma! Ne? Hayır. Hayır. Ha, hayır. Hayır yapma. Onlar annen değil. Onlar hayır değil. Oğlum kurtar beni oğlum. Kurtar beni. Oğlum. Kurtar beni. Oh be, hava aydınlanıyor. Ha, ezan da okunmaya başlandı. Gaffar, Gaffar. Allah'ın izniyle. Hadi. Bittim hocam. Şimdilik bitti oğlum. Şimdilik bitti. Ezana kadar dayandık. Hadi eve geçelim.
Hocam! Hocam yetiş hocam! Çoban Cabbar'ı çarpmışlar. Leyin Zuzırca bir has! 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 Kim geliyor? Cabbar kim geliyor? Eşhedü en la ilahe illallah! Leyin Zuzırca bir has! Ve eşhedü en la Muhammeden Abdullah! Leyin Zuzırca bir has! Leyin Zuzırca bir has! Bu cinler var ya, Allah, bunlarla uğraşmak kolay değildir oğlum. Bunlar çok derin okumalarla çözülebilecek şeyler. Ama şunu söyleyeyim, rahmetli babam 33 gün boyunca okumuş, Cabbar'ı anca koruyabilmiş. Ya. Bak oğlum, dün gece gördüklerin bir Ademoğlu için çok zor. Lakin bu mahluklardan bin tanesini görmeyi, bunlardan bir tanesini senin görmesine tercih edersin. Hocam, bu nasıl bir varlık böyle? Dedemin babama, babamın da bana anlattığına göre, o çoban, şeytan kabilesindeki 29 mahluktan sadece bir tanesi. İşte o çoban bir gün sürülerini su içirmek için o köye götürmüş. Ve bir anda bu kabile sürüye saldırmış. Hepsini paramparça etmiş. Çoban bir yere saklanmış. Ama gördüklerinden sonra biraz aklını oynatmış. Hadi, bugün çok yorulduk. Gidip yatasın. Gel sen içeri yatıver oğlum. Ne oluyor beyim? Neredeydin bütün gece? Kim bu oğlan? Halin hiç hoşuma gitmiyor. Oğlan günahsızdır. Lakin ailesi anılmayacak şerlere bulaşmıştır. Hammat deme. Beyim, gözünü seven. Kendine de, o oğlancağıda da dikkat et. Yıllar sonra nereden çıktı bu bela? Ah. Hocam! 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 Cabbar fenalaştı. Aa. Kendini öldürecek. Hadi bas bas bağırıyor. Hadi. Hadi koşun. Hocam sesler geliyor hocam. Kim var içeride? Hocam bilmiyorum, saatleri kendi kendine bağırıyor. Kim var içeride? Oh,
öldürür seni! Hocam, hocam ne oluyor hocam? Ne oluyor hocam? Ne oluyor orada? Ne yapalım hocam? Köye bırakıyorsunuz. Kızlarınızın yanına geçiyorsunuz. Siz gelmiyorsunuz. Bana başka soru sormayın. Şimdi gidin. Tamam, tamam hocam. Tamam, tamam hocam. Oğlum, annenle nereye gideceğiz? Hadi sen de gel. Teyzem orada mı? Zamanı gelince gelir o, merak etme sen. Sen ayrıla. Aile oturmalarına gitmezdin. Ben annenim kırılır diye gidiyorum ya. Ha, iyi. Siz gidin, ben gelmiyorum. Keşke benim de öyle bir şansım olsa. Ne dedin sen? Çabuk gelip gelelim diyorum, işimiz bitsin. Defolun gidin! Rahat bırakın beni! Lazım. Gerek yok. İyiyim ben. Çok şükür. Ne? Annemlerde bir tuhaflık var mıydı? Ne tuhaflığı lan? Tuhaflık sende. Şu halde sorduğun soruya bak. Teyzem de orada mıydı? Geldiği gibi gitti işte. Tövbe tövbe. Telaşlanmayın. İyiyim ben. Ha bu arada sabah biraz işlerim var, erken çıkacağım. Hayrola, sen demin gitmedin mi tuvalete? Abi sen ne diyorsun, ben daha yeni kalktım. Sen kimsin? Hocam sen misin? Çay şey Muz.
Benim elim değil, Fatma anamızın eli. Benim elim değil, Fatma anamızın eli. Bismillahirrahmanirrahim. Gir hadi. Hocam. Cappar abi. Hocam bu köy ne oluyor böyle? Cappar'ı ellerinden zor kurtardık. Allah'ımın izniyle. Hocam peşimdeler. Canımı alacaklar. Biliyorum. Onlar geride bıraktıklarını asla unutmazlar. Şimdi sürünün başına gideceksin. Şimdi bekleme zamanıdır. Tamam hocam. Sen de onunla gideceksin. Ezan okunmadan geri döneceksiniz. Allah yardımcınız olsun. Bunu asla boynumdan çıkartma. Hadi. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. El Kerim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah. Malik. 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 El Cebrail. El Cebrail. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التات الأول السلامات التاجوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم Hocam iyi misiniz?
Bu cemiyetin dinlenmeniz lazım. Az önce ne oldu? Her şeyi anlat bana. Hoca çok etkilendi. Ne iyiye gittik ne kötüye. Sen bugün burada hocayla kal. Devamını o sana yarın anlatır. Gaffar. Gaffar oğlum. Hadi kalk. Hocam dün gece ne oldu? Mağrit kabilesi tüm bireylerle üstümüze saldırdı. Başarabilecek miyiz? Allah'ın izniyle. Dün gece ne vardı? O annen değildi. Onlar seni en yakınlarınla sınarlar. Hocam burada bir kağıt var. Kağıt mı? Ver bakayım. Başladılar. 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 Biliyordum. Kitabım nerede? Kitabım nerede benim? Kitabım nerede benim? Kitabımı nereye koydum ben? Nur! Nur! Muhammediye kitabı neredeydi? Hocam, onu en son dolaba kilitlemiştin. Gizlemiştik ya. Evet. Bak gördün mü? Aklıma bile müdahale etmeye başladılar. Hocam ne oluyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Şurada. İki tane ayna var. Koş onları getir bana. Hadi durma. Muhammed. Bu iş diğerlerine benzemez besbelli. Emin misin? Bırakamayız. Gidemeyiz. Savaşmalıyız. Dikkatli olun. Sen hiç merak etme. İçini serin tut değil mi? Hadi artık. Allah'ın izniyle her şeyi halledeceğiz. Bismillah çekerse kapıyı aç. Eğer çekmezse zinler kapıyı aç. Hadi şimdi git. Cappar abi sen misin? Evet evlat. Aç kapıyı. Ulhü Allah'a emanet. Allah'u samet. Allahu Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Geldiler. La kuvvete. La billahi nasib. Elhamdülillah. Elhamdülillah. La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Elhamdülillah. La ilahe illallah. Gittiler mi? Bu böyle olmayacak. Bunlarla tek başımıza savaşamayız. Salih Hoca'dan yardım istemeliyiz. Dışarı çıkacağız. Şu muskayı boynuna taş. Koruyacaktır seni. Hadi kalk. Kalk. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Sakin olmalısın. Anladın mı beni? Yatsı namazından önce hepsi saldırıya geçecekler. Tüm güçleriyle. Hadi acele etmeliyiz. Kendine gel. Hadi.
Yürü. Ben de seni arıyordum. Yarın bu beyaz gömleği giyeyim diyorum. Nasıl olmuşum? Hayır. Neden? Sen beyazı çok severdin. Ben beyazı hiç sevmezdim. Nasıl ya? Ben bununla gideceğim yarın düğüne. Sen düğüne gelmiyorsun. Nasıl gelmiyorum? Öyle gerekiyor. Sen de iyice tuhaflaştın son günlerde. Ne haliniz varsa görün be. Aleykümselam hocam. Salih Hoca evde midir? Evdedir hocam. Buyurun. Buyur hatun. Salih hocam. Muhammed Hoca'yla yanıma genç bir çocuk geldi. Sizi bekliyorlar. Şu anda müsait değilim hanım. Sen misafirlerimize bir şeyler ikram et. Ben birazdan alacağım. Tamam hocam. Hocam, Salih Hoca hemen gelecek. Bir şeyler içmek ister misiniz? Oldu kızım, neyin var? Muhammed, hoş gelmişsin. Buyurun bakalım. İyisiniz hocam. Allah'a şükür olsun hocam. Siz nasılsınız? Hamdolsun. Hocam, başımızda çok büyük bir dert var. Tek halledebilecek olan sizsiniz. Seni dinliyorum oğlum. Karşımızda bir köy var. Tümüyle boşaltılmış. Yakılmış, yıkılmış. 3-5 kişi yaşar. Bazıları da o köye lanetli kör derler. Kimse uğramaz. Ne suyundan içilir, ne bir kız istenir. Yani sizin anlayacağınız adı bile anılmaz. Ve hepsinde büyük bir lanet var. Ve bütün cin kabileleri bunların üstüne gelmiş. Bunlara musallat olmuş. İşte bu kadar. Çok büyük bir belaya bulaşmışsınız. Bu kabilenin musallat olduğu kişilerin Allah yar ve yardımcısı olsun. Yarın son günümüz. Düğün günü. Bunların hepsi daha güçlenerek saldıracaklar hocam. İnşallah birlikte bunu başaracağız. Sizden yardım dilerim hocam. Müsaadenizle. İnşallah hocam, inşallah. Fatma. Fatma. Buyur hocam. Gel şöyle otur. Bu çocuğun başı büyük bir belada. Büyü yapılmış. Eğer yardım etmezsem ailesi helak olur. Allah'ım sen bizi koru. Allah'ın izniyle senin de rızanla inşallah ben bu büyüyü bozacağım. Dua et inşallah. Senin ilminle Allah'ın izniyle inşallah düzelecek bu iş. İnşallah. Kendinize dikkat edin. Yola bakın.
Hocam dikkatli olun. Zuhdin meskan, meskeni Zuhdin bilmez. Ben yalnızca Rahman ve Rahim olan Allah'tan izin alırım. Adın ne? Çok Mertut Nubin Neden Bika. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuhdin bin zirnete. Dur Muhammed, ne yapıyorsun? Onlar bizi kendilerine çekmeye çabalıyorlar. La havle ve la kuvvete illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Süleyman'ın mührü gitmeyenlere ateş olsun. Sünneti bikum şu haydak. Ya kahhar! Ya kahhar! Ya kahhar! Ya kahhar! Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Süleyman'ın ordusu buraya gelsin. Hadi Muhammed, gidiyorlar. Gidiyorlar. Hadi hocam. Allah'ın izniyle bunları da bertaraf et. Hayır. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Korkma kardeşim. Rahmani korumalarımız yanımızda. Onlar hiçbir şey yapamazlar. Yarın her şey bitecek inşallah. Ama bu belaya bulaşanlar, her kimse onlar için hiç iyi olmayacak. Ama onlar anneannem ve yengem. Galiba teyzem de. Allah'ın izniyle elimizden geleni ardına koymayacağız. Lakin onlarla uğraşanları kurtarmak Allah yar ve yardımcımız olsun. Şifa olsun, şifa olsun, şifa olsun. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdilik onları hapsettik evladım. Sen yarın düğüne kimleri davet ettiyse onların hepsini alıp geleceksin. Ben eve mi gideyim hocam? Yok. Günün ağarmasını beklersek daha iyi olur. Ve sen bu kolyeyi al. Boynundan hiç çıkartma evladım. Allah'tan sonra en çok seni koruyacak olan odur. Hadi hocam. Buyur. Peşimi artık. Rahat bırakın beni. Neden ben? Lahatimize getirdiğinde sana söyledik. Anlaşmayı bozarsan seni en acılı işkencelerle öldürürüz. Yapamadım işte. Yapamadım. Bırakın peşimi. O çocuğu ve ailemi rahat bırakın. O son şansın. O düğün bozulursa dedelerden olmayacaksın. Aileni de alemler içinde yapacağız. Yok. Bu yola girerseniz siz de helak olursunuz. Bunu göze alıyor musunuz? Emin misiniz? Eminiz. Eminiz. Onların eşyası lazım. Bir çarşamba günü bütün her şey değişecek. Sizin hayatınızda
Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Şimdi gidin ve o günü bekleyin. Gaffar. Gaffar. Nasıl olmuşum yeğenim? Çok yakışıklı olmuşsun be. Değilsin. Buradayım işte. Canlı kanlı karşındayım. Nasıl sana anlayamamışım? Hayır. Uzak dur benden. Biz sana yardımcı olacağız. Ama önce o üstündekileri çıkartman lazım. Asla. Asla yapmayacağım bunu. Yeğenim, hiç mi hatırım yok? Hiç mi sevmiyorsun beni? Çıkar gitsin. Küçücük bir çizikten hiçbir şey olmaz. Anlayın artık. Bunlar insan değil. Allah'ın lanetlediği cinli varlıklar. Ne saçmalıyorsun sen? Dünürlerimiz hakkında nasıl böyle konuşursun? Çıkar şunu. Hayır. Çıkar şu üsttekini. Hayır. Pisliğin deli. Bırak. O seni koruyamaz. Hayır, bırakın. Defol git buradan, git! Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Allah'ın lanetledikleri, bu alemi bırakıp kendi aleminize geri dönün. Yoksa sizi kar ateşinde yakıp küretmek zorunda kalacağım. Thank you.
Sana sonsuz şükürler olsun ya Rabbi.